İlimizde gıda denetim faaliyetleri nasıl? Yeterli personeliniz var mı? İstediğiniz zaman denetleyebiliyor musunuz? Tabii bizim için gıda denetimi çok önemli. Gıda ve tüketim boyutuyla dediğimiz gibi ilimizin tamamına hitap eden bir teşkilatız biz. Ürünlerin ekiminden soframıza gelene kadar üretimin her aşamasında ve tüketimine kadar sorun bizim sorunumuz sahamızda. Tabii 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretiminden dediğim gibi işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve soframıza arzına kadar bütün süreçte tamamen bizim sorumluluğumuz sahamızda, Tarım Orman Bakanlığı sorumluluğu sahasında. Biz bu ürünlerde gerekli her türlü denetimlerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ilimiz genelinde özellikle gıda üretim yerleri, gıda satış yerleri, toplu tüketim yerleri, yem işletmeleri, satış yerleri olmak üzere yaklaşık 2350'ye yakın kayıtlı işletmemiz var. Bu işletmelerimizin hepsini rutin dönemler halinde biz sürekli denetiyoruz. İl ve ilçelerimizde yaklaşık 23'e yakın gıda denetçimiz var. Bu denetçilerimizle birlikte 7/24 her zaman rutin bütün işletmelerimize denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz 2021 yılı içerisinde yaklaşık 3000 denetim yapmışız ve sürekli yapmaya çalışıyoruz. 23 tane gıda denetçimiz var. Tabii bu gıda denetçilerimiz gıda mühendisleri, veteriner hekimlerimiz ve ziraat mühendislerimizden oluşuyor. Bunlar belli bir eğitim ve sertifikasyona geçtikten sonra arkadaşlarımız 2350 işletmemizi rutin sürekli denetimde tutuyorlar. İşletmelerimizin denetimlerde tabii yasaya uymayan, kriterlere uymayan şartlar taşıdığı zaman gerekli ceza işlemleri uyguluyoruz. Bu vesileyle tabii tüketicilerimiz herhangi bir olumsuz durumlarla karşılaşması durumunda hem Alo 174 gıda hattından hem de WhatsApp ihbar hatlarımızdan il müdürlüğümüze bağlı hem de sosyal medya hesaplarımızdan her türlü ihbarda, şikayetlerde bulunabilirler. Biz hemen ekiplerimizi gönderiyoruz, gerekli işlemleri yapıyoruz, gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Amacımız temiz, güvenilir gıdayı tüketicilere sunmak. Turan Bey, programdan önce de sizinle sohbetimizde söylediğimiz gibi son yıllarda gıda maddelerine o kadar çok katkı maddesi sunuldu ki bunu ulusal basında da seyrediyoruz, dinliyoruz. Siz de bu işi takip ediyorsunuz, denetliyorsunuz. İnsan ne yiyeceğini şaşırıyor veya yiyeceği şeyleri hep tereddütle bakıyor. Öyle bir hale geldik. Elbette bundan dolayı da sizin denetimleriniz çok çok önemli insan sağlığı için. İnşallah bu böyle devam eder. Tabii biz hem denetim yaparken hem de numuneler de alıyoruz. Her numunelerden belirli dönemlerden numune almak zorundayız zaten. Biz bunların içeriğini, katkıların ne oranda olduğunu, olup olmadığını, hileli ürün olup olmadığını sürekli bu kanun kapsamında numunelerimizi alıyoruz. Laboratuvarlara gönderiyoruz. Laboratuvarlardan sonuçlar geldiği zaman gerekli işlemleri uyguluyoruz. Yani sürekli denetimimiz altında aynı dediğiniz hususlar. Turan Bey buraya gelmişken sizin tabirinizle en çok taşiş hangi gıdalarda oluyor? Genellikle hayvansal ürünlerde yani bu et ürünlerinde işte peynirdir, süt ürünlerinde genellikle onlardan çok karşılaşıyoruz. Yağlık ürünlerde falan. Ama onun dışında çok fazla taksiş ürünler yok, hileli ürünler. Biz numuneleri gönderdiğimiz zaman biz rutin numunelerimizi gönderiyoruz ama çok olumsuz sonuçlarla da karşılaşmıyoruz. Burada bizi izleyen hemşehrilerimize tabii olumsuz bir durumla karşılaşmaları durumda. Ne tavsiye ederiz? Biz tüketim için aldıkları ürünlerde herhangi bir olumsuz durumlarda karşılaşmaları durumda hemen bizlere hemen ulaşmalarını gerek WhatsApp ihbar hattımızdan, gerek Alo 174 gıda hattından, gerek telefonlarla, gerek bizzat kurumuza gelmek suretiyle ürünler numunelerde ellerindeyse hemen bize ulaşmalarını istiyoruz. Biz hemen numunelerimizi alıp ilgili laboratuvarlarımıza gönderiyoruz. Gerekli inceleme, tahlilleri, analizleri yaptırdıktan sonra analiz sonuçlarına gerekli her türlü yasal işlemleri uyguluyoruz. Peki. Ve rutin denetimlerimize sürekli oluyor zaten.